Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu derste sizlerle beraber elementleri yer değiştirmeyi sizlere göstereceğim. Bizim bir replace child diye bir metodumuz var. İki tane HTML etiketini yer değiştirmek için kullanılıyor. Gördüm nasıl kullanıldığını sizlere anlatmak istiyorum. Dersen önce de biraz araştırdım. Hatta şurada göstereyim sizlere. Kapatmışım. Böyle replace child javascript yazdığımda. W3 Schools'a gelelim. Bakın mesela ilk başta coffee milkmiş. Water Coffee ile water yer değiştirmiş arkadaşlar. Bizler de bu şekilde yapmış hatta. Burada bir element oluşturmuş. Element listesini replace child yaparak yeni elementi eski elemente ile değiştir demiş aslında burada. Bunu göstermeye çalışacağım şimdi sizlere. Mesela ben de şöyle bir şey yapabilirim. Lim'i değiştirebilirim. Buradaki yazıyı değiştirebilirim. Şuradaki yazıyı hedef alabiliriz. Bakın geldim buraya. Benim yazım burada. H5 etiketi. Ve benim buradaki H5 etiketimin kart body'sini yakalamam gerekiyor. Yani diyeceğim ki kart body senin içerisindeki şu element yerine şu elementi koy diyeceğim. O yüzden kart body'yi yakalamam gerekiyor. Evet ilk başta. İki tane kart body var. İkincisini yakalamak için birinci indeksindekini almam gerekiyor. Const kart body diyelim. Query selector all yapıyorum arkadaşlar. İki tane olduğu için. Burada kart badimlerinden birinci indeksindeki kart badimi yakalım. Buraya geldim. Ondan sonra bir tane de yeni bir etiket oluşturacağım arkadaşlar. Yeni bir HTML etiketi oluşturacağım. Ya yani şunun aynısını oluşturalım. Şöyle geldim. Şöyle açtık yanlışlıkla. Bunun H5'lisini değil de H2'lisini oluşturalım. Çok daha büyük olsun mesela. Geldim buraya diyorum ki new title diyorum. Yeni title olsun ve burada document.create element diyorum arkadaşlar. H2 elementi oluşturacaksın. Ve bu new title ne yapalım? class name'ine yukarıdakiyle aynı verelim. card title olsun. Ondan sonra new title'ın text content'ini arkadaşlar budu listesi yeni diyorum mesela buraya ismini de değiştirdim. Şimdi arkadaşlar kart body'm elimde. Yeni elementimi de oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Şunu diyeceğim. Kart body senin içindeki şu yeni elementimi şu eskisiyle değiştir demem gerekiyor arkadaşlar. Burada şunu diyeceğiz. Geldim buraya. Kart body nokta replace child. Yani replace zaten yer değiştir demek. Şu iki çocuğu yer değiştir. İlki yenisini istiyor arkadaşlar. Bakın unutursanız Şurada da gördüğünüz gibi New mod ilk yeni olanı istiyor sizden. Görüyorum ki ben buraya benim yeni etiketim bu. Şu yeni etiketimi virgül şu eskisiyle değiştir demem lazım ama benden eskisini bakın Not tipinde alıyor. Gördünüz mü? Not tipinde alıyor. Ben burada şöyle yapacağım. Bakın ben bu hatayı yaptım siz yapmayın. Kart body'nin kart body'nin Child, not. Yani bunları not tipinde alabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi not listesi döndü. Kart body'nin çocuklarını getir ama not tipinde aldım. Not list gördüğünüz gibi. 0. indeksindeki not, 1. indeksindeki not, 2. indeksindeki not, 3, 4, 5. Buradaki tekstleri de alıyor. Burada tekst boş. Hiçbir önemi yok. Gördünüz mü? Bakın buraları almış. Bu şekilde gidiyor. Bana şuradaki not lazım. 1. indeksindeki not lazım. Buraya geldim. Bu bu arada not tipinde arkadaşlar. Hani o şu metot pardon, parametresi bizden not tipinde istiyor. O yüzden bakın şurada da aynısını yapmış. O base elementin child notlarından 0 1 artık neyse o indekse gelen elementin not tipinde yakalayıp buraya koymuş. Benim de bu hareketi yapmam gerekiyor. O yüzden geliyorum buraya diyorum ki hatta şu da child notlarından birinci indeksindeki notu yazdır diyorum bakın benim H5 elementim başarılı bir şekilde yakaladım demek ki bu benim H5 elementimi temsil ediyor çağat notlarından birinci indeksi ve bu bir not tipinde tam istediğim gibi o yüzden geldim buraya arkadaşlar şunu açıyorum diyorum ki benim yeni etiketim bu sen yeni etiketimi şunla değiştir diyorum cart body'imi replace child uyguluyorum yeni etiketim şu şu etiketimi al, şu etiketin yerine koy diyorum. Şu etikette ne arkadaşlar Child Notes? Birinci indeks benim H5'i gösteriyor. H5'in yerine değiştiriyorum. Şimdi bunun büyümesi ve yazını değişmesi gerekiyor. Bakın değiştirmiş oldum. İşte bizler bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. İkinci parametre her zaman not tipinde istiyor. O yüzden Base Element'in, o Container dediğimiz ana elementin çocuklarına şöyle Child Notes diyerek bir notlarına bakın o not kaçıncı indekse denk geliyorsa o şekilde yakalayın arkadaşlar. Ve bunu not tipinde buraya koymayı unutmayın. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.